Efendim şimdi sırada ikinci tadımımız var ve gelinimiz Miyase Hanımefendi'nin kayınvalidesi Sevilay Hanım'ı davet ediyorum. Efendim size hemen bir numaralı tabağın başını almak istiyorum. Et pişmiş. Et pişmiş diyorsunuz efendim. Ispanaklar? Pişmiş, güzel. Biraz acı olmuş. Acı mı? Acı biraz. Sosunu beğendiniz mi? Sosunda acı. Hani krema evet, sosunda evet. Acı mı var? Sanki yağı fazla gibi olmuş. Yağı fazla gibi evet, olmuş. Ama diğerleri hepsi. Yani mesela ıspanağın özelliği. Ispanak hani biraz. Beğendi gibi olmuş mu? Hani Sevilay bunu beğendi mi? Sevilay bunu idare eder dedi. Yani. Bu konuşmalarınızı unutmayın sonra. Unutmuyorum aynen. Evet. Bir bakalım. Efendim buyurun tabağa. İki numaralı tabağımıza. Bu çok pişmiş ama bu da pişmiş. Birinci tabaktaki et çok pişmiş. Evet. İkincisi. Az daha pişse olurmuş. Yani daha bu ocağın etkisi mi olabilir, fırının etkisi olabilir. Mi sizce? Nasıl ıspanağımız pişmiş mi? Bunun da beğendisi güzel. Beğendisini eti çok beğendiniz. Eti biraz daha pişmiş olsaydı güzel olurdu. Ha, eti biraz daha ve pişmiş olsaydı. Mükemmel bunun. Daha acı. Yani bunun eti çok güzel pişmiş ama çok acı olmuş ve biraz daha şeyleri pişebilirdi ıspanağı ve biberi. Peki o bunun zaman şöyle sorabilir miyim size efendim? Kararsızlık içerisindesiniz. Hani bir numaralı tabak mı, iki numaralı tabak mı lezzetli? Şunlara da bakalım. Hani bütün özel yani. İki tabak arasında diyorum ben. İki tabak arasında şu an ortadayım. Peki. Ortadayım. O zaman sizi üç numaralı tabağa alıyoruz efendim. Ben hemen şöyle geçeyim. Kızlar etleri pişirmişler güzel. Üç numaralı tabağın etleri bunun daha mı iyi aynı pişmiş? Etleri. İki ve üç numaranın etleri aynı. O biraz güzel pişmiş. Şu acı olmasaydı. Bir numaralı tabak acı olmasaydı. Ve, evet, işi götürürdü diyorum. Bunun da beğendisi de güzel. Beğendisini? Ya, tabaklar güzel gerçekten. Beğendiniz. Biberi iyi ya acısı. Sizce iyi. Soğanları güzel pişmiş mi? Lezzeti güzel mi? Yani tam bir ıspanak beğendiye layık olmuş mu? İsmine. Lezzet açısından sanki şu daha lezzetli. İki numarayı daha lezzetli buldunuz lezzetli efendim. Buldum, evet. Peki efendim. Evet, numaralı tabağımızı bakalım. Açar mısınız? Hepsinden bir tık daha çiğ. Çiğ. Yani ama pişmiş ama bunlar birinci, ikinci, üçüncü tabaklara göre bir tık daha pişebilirdi. Beğendisi nasıl efendim? Baharatı? Bunun lezzetini beğenmedim. Açık ve şey şunu da... Ya bir... Buradaki ıspanak beğendiği beğenmediniz. Beğenmedim. Dört numaralı ıspanak beğendiği tabağını Sevilay Hanım beğenmediniz. Evet, açık ve net bunu beğendim. O zaman efendim şimdi puanlarınızı ben yazmak istiyorum. Müsaade evet. Edersiniz. İstediğiniz tabaktan puanlamaya başlayabilirsiniz efendim. Şu acı olmuş buna ben 3 vereyim ya. Şu dediğiniz bir numaralı bir tabak. Acı vereyim. Olmuş diyorsunuz. Bayağı acı olmuş. Bir numaralı tabağa 3 puan mı veriyorsunuz? Evet 3 veriyorum. 1, 2 ve 3'e göre etini biraz çiğ buldum. Ve lezzet tat alamadım. 1 vermek zorunda olduğum için veriyorum. Bunu dikkate alsınlar. 4 numaralı tabağa 1 veriyorum. Sevilay Hanım 1 puan veriyorlar. 2'ye 5 vereyim. 2 numaralı tabağa Sevilay Hanım... 5 tam puan verdiler. Yalnızca 3. tabağımız kaldı efendim. Puanınız nedir? 4. 4 puan veriyor 3 numaralı tabağa Sevilay hanımefendi. O zaman efendim ben hemen sizi 1. tabağın başına alıyorum. Bakalım Sevilay Hanım bu ilk günde 1 numaralı tabağa
3 puan verdiler. Bu 3 puanı hangi geline verdi? Üç puan alan gelin... Allah Allah. Miyase! Ya evet, acı diyorsun Semir ya, Hanım'dan acı. Aşırı acıydı ya. Üç puanı alan gelin... Sevilay Hanım'ın kendi gelini... Miyase'ye tam 3 puan verdiler efendim. 4 puan verdiniz efendim 3 numaralı tabağa. Bakalım Sevilay Hanım'ın 4 puan verdiği... tabağın sahibi gelin kim? Dört puan alan gelin kaldırıyoruz. Ay. Aslıhan! Eyvah diyoruz. Aman Allah'ım. Şimdi kesin ikinci tabağı efendim. Çok merak ediyorum. Acaba Sevilay Hanım'ın 5 puan verdiği tabağın sahibi gelin Yeşim mi? Yoksa Pınar mı? Beş tam puan alan gelin kaldırıyoruz efendim. Yeşim. Ya işte bu ya, Pınar Hanım. Ay, afiyet olsun. Anne, her defasında deniliyor ki sosları üzerine şef koyuyor. Doğru mu? Değil mi? Bu söyleniyor. Evet. Daha önce de bana sırf bu soslar yüzünden düşük puanlar verdin beğendiğin halde. Kendi ağzınla diyorsun ki... En iyi pişmiş et birinci tabakta diyorsun. Evet. Tamam mı? Acı diyorsun ya, onun sosunu ben koysam zaten hurra acı koymam. Ya da anlık oluyor. Her sabah aynı eşitlikte acı gelmiyor zaten. Sonu bilemiyoruz anne, yani. Anne her defasında sosu şefin koyduğunu söylüyoruz ya, burada. Koyuyor da yemeğin totalde kendisine acı geldi bana. Çok anne, acı geldi. Ya ne ama alaka senin... orada sos var üzerinde. Onun ama acı diğerleri... gelmesin. İkinci ve üçüncü tabağa diyorsun ki etleri tam pişmemiş. Birincininki daha iyi pişmiş. Madem ikiyi daha çok beğendin, tamam mı? Birden acı diye. Git bari dördü daha fazla pişmiş tabağa ver. Madem ikiye beş verdim, bire kalkıp dört ben verseydin. Ben orada işte dört verecektim. Orada ya anne et zor gitti. Pişen bir şey değil mi? Madem çok iyi pişirmiş, ben de olmasam bu kim olursa olsun helal olsun deyip beş vermeliydin ya. Et pişmiş burada pamuk gibi diyorsun. Zaten yeşime çalışıyorsun maşallah. Siz acıyı da seversiniz aslında. Acıyı ben çok severim dersiniz hep. Hayır acıyı da geçtim. Sosu her defasında söyledik. Ya çok karamel acı geldi. Sosta... İlk tabak diye mi oldu bilmiyorum. Anne olabilir ama bu sosu biz İlk koymuyoruz. İlk tabaktan sonra diğerlerine alışıyorsun. Ve bu yani... her defasında da söyleniyor sana sosa göre yapma diye. Domates sosudur anlık ya bir anda konuluyor ediliyor. Ya bugün ben ikinci tabaktasın diye hissettim öyle yani. Ne işte ikinci tabaktayım. Bravo ikinci tabaktayım. Bir sonrakinde de şöyle yapmayın yani. Mesela biber dağıtılıyor. Bana acı biber denk gelmiştir. Onlara tatlı gelmiştir. Hani onunki evet, daha acı, evet. Bununki daha tatlı. Acılar onlara falan çok takılmayın. Yani. Ayrıca şöyle bir şey söyleyeceğim. Üçe neden dört verdin diyorsun? İki ile üçü bir tuttu. Şöyle iki ile mesela, iki birbirine benzetti. Altındaki sosu çok beğendi. Yerken sanki beğendisine. Ona lezzet. Ben sadece son lezzet... tabağı beğenmedim. Leziz gelmedi. Da. Diğerleri iyiydi. Zaten o puanları da vermek zorundaydım. Hayır bence mantıken zaten et piştiyse... Çünkü hatırlıyor musun ilk geldiğimizde pişmiş ete Miyase'nindir deyip sen zaten başka hiçbir şeyine bakmayıp beş vermişsin. Evet, Aslan'ın tabağıydı. Yine pişmiş bir et var orada. Ya ben dedim Miyase bu kadar acı dolduramaz. Anne işte diyorum daha önce kaç kere söyledim ya. Ay Pınar bir aldı bence biraz Pınar, da konuşsun. Evet bilgin olsun da bir aldım. Biliyorum canım bir aldım farkında. Nigar teyze oynuyordu da az önce. Olabilir. Yani ben şey sormak istiyorum sadece. Neden bir verdiğinizi et çok pişmemiş dediniz. Ben bir, ikincisi mühürlemiştim. İlk tencereye eti koydum. Beğendi kız de hiç lezzet tatmadı. Ya bir de şunu merak ediyorum. Hepimizin kullandığı baharat miktarı aynı. Yani lezzet olarak nasıl bir lezzet bekliyordunuz? Yani pişirme yönteminden midir? Bilmiyorum. Elinin tadı mıdır? Hayır, bana lezzetli gelmedi yani. Ispanakları onun pişmemişti ki o belki tat vermemiş olabilir. Hünkar beğen diye. Ay şey ıspanak beğen diye. Sen bizden geç mi attın? Merak ediyorum. Şöyle ben direkt önce... Direkt etini koymadın mı? Ben, hayır ben önce tencerenin altını açtım. Merak ediyorum gerçekten. Yok buradan da ben yanlış mı görüyorum açık? Yok. Ya,
Önce tencerenin altını açtım, tencere ısınsın diye. Üzerine iki eti... kayınvalide de aynı yorumu yaptı da o yüzden. Ya ben zaten kendi kayınvalidemin ne yorum yaptığını inanın hiç anlamadım. Gerçekten hangi tabağa ne yorum yaptığını. O yüzden onunla ilgili bir şey demiyorum ona. Yani eti pişmiş gibi görünüyor gayet. Pişmemiş tam damak... çiğ demedim ben farkındaysanız. Biraz diğer tabaklara göre dedim. Diğer tabaklara göre evet pişmesin. Tamam ya baharat olarak hepsinin baharatı aynı zaten. Ispanağı da gayet... Yok hayır ıspanaklar da değil bir de lezzet yoktu bilmiyorum. Ispanak... Damağıma uymadı yani. Ispanak da yani biraz gayet ince. Yani başkası görüntü olarak ben bir fark görmüyorum arasında diğer tabaklarla içindeki malzemelerin. Malzemeler her yemekte aynı zaten. Baharat olarak da hepimiz de aynı baharatları kullanıyoruz zaten. Baharatla alakası yok ama. Tamamen hani bir yani pişirmeye istediğiniz alakası. İçin bir verdiniz bence. Atıyorum sen mesela soğanını fazla pişirirsin ben az pişiririm onda bile fark olur. Ya olabilir ilk günün heyecanından dolayı tezgahta yani. Nerede tam olarak bilmiyorum yani ilk günün heyecanına veriyorum yoksa hani kötü yemek yaptığımı düşünüyorum. Canım çünkü. Benim tabağımı en iyi pişmiş et diye 3 veriyor. Hayır umarım olabilir benimkine 1 verdiler evet. Ne yapabilirim? İşte kayınvalidem benim tabağımı çok beğendi 3 verdi öyle. Olabiliyor böyle hayır, şeyler. Hayır umarım hadi bugün ilk günüm diyorsun yarın da bugün ikinci günüm olmadı. Yarın öbürsü günde bugün üçüncü gün daha yeni ısınıyorum sen diyene kadar gitmiş olursun.